İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse müşterilerine vergi kaçırmada yardım ettiği suçlamasını kabul etti. İsviçreli banka Amerikan Bakanlığı'yla yaptığı zorlu pazarlık sonrası 2,5 milyar dolar tazminat ödemeye razı oldu. Banka 715 milyon dolar New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'na, 100 milyon dolar ise FED'e ödemek zorunda kalacak. Credit Suisse yaptığı yasal dışı faaliyetleri itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıldan bu yana adli soruşturmada suçlu bulunan en büyük banka oldu. Bu durum gösteriyor ki hiçbir finansal kurum önemi ve küresel boyutu ne olursa olsun hukukun üzerinde değildir. New York Eyaleti Bankacılık Regülatörlerinden gelen açıklamaya göre Credit Suisse'in ülkede bankacılık yapma lisansı iptal edilmeyecek ve bankanın üst yönetiminde yetkili kişiler görevde kalabilecek. Şimdi ise müşterilerin yasal bir konuda suçunu itiraf etmiş bir bankayla çalışmaya devam edip etmeyecekleri merak konusu.